Evet. Herkese selamun aleyküm. Yozgat asıllı Kayserili TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Her bir ayda bir yaptığım sinerji ve gaming yeniden kasa önerileri, hazır kasa önerileri videoma yeniden hoş geldiniz. Kaçıncı bölümdeyiz? 11. bölümdeyiz. 11 videodur. Hazır kasa öneriyorum sizlere. Gençlik. Şimdi. Önce Gaming Gen'den başlıyorum. Sinerji'de çok dikkatimi çeken bir kasa olmadı gençlik. Zaten 20 bin liranın üstüne çıktığı için fiyatlar artık. Gördüğünüz gibi bakın burada 20 bin lira. Neredeyse 20 bin liradan başlıyor. Yani şunlar fena değilmiş aslında da. Bunda ne var? 1650 var. Yok, gerek yok. Şu kasa uygunmuş gençler. 17.000 liralık kasa. 6600'lü 8 GB ekran kartlı. Ryzen 5 5500'lü gördüğünüz gibi bu kasa bir ağzımıza dursun. Buraya ilk önce Gaming Gen'e bakacağım. Sonra Synergy'ye bakacağım. İlk önce Gaming Gen'den belirli bir fiyat aralığında kasalar belirleyeceğim. Belirlediğim kasaları yine aynı şekilde sinerjide de belirleyeceğim. Bu iki kasaları çarpıştıracağım. Hangisi daha iyiyse onu önereceğim gençler. Haberiniz olsun bu konuda. Yani direkt size burada kasa önerip geçmeyeceğim. Birazcık uzun olacak video. Çünkü tek tek kasalara bakacağım için çoğunlukla. Zaten çoğunluğunu otomatik olarak ellerim diye düşünüyorum. Bakmadan bile yani. Neyse şimdi başlayalım. Burada 17.800 liralık bir kasa var gördüğünüz gibi. Ryzen 5 5500'dü. Buradaki kaç bin liraydı? 17.000 lira. 17.800 lira. Buradaki 800 liralık fark marka olmasından geliyordur diye düşünüyorum işte. Bakın buradaki kasanın da markaymış galiba. Asus'muş. Yalnız. Dur ortalığı karıştırma sen şimdi dur. Yani bunda da marka aynı şekilde de. Bunun anakart neydi bir dakika? Anakart neydi sende? Asus. Bu da Asus. Onunla da Asus. Ekran kartı Asus. RAM'ler 3600 MHz Quad RAM'in RAM'leri. O ne lan? La fiyatlar yükselmiş lan. Bir ayda. Uş. Yine vışı vışı olacağız gençler bu videoda da herhalde. Fiyatları korunca. Gözlerimiz bert diyebilir. Önceki videoyu zaten izlediyseniz hemen ardından bu videoya geldiyseniz gözleriniz bert diyebilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi. i3 12100F. Bu kasayı önerir misin abi? Bu kasaya bir tane soğutma ihtiyaç var. Gençler bu fiyat otomatik olarak çıkacak zaten. Bunun fiyatı otomatik olarak 20 bin liraya geçecek. Yani o yüzden geçiyorum bu kasayı. Ryzen 5 5500'ü şey olması sebebiyle soğutma eklemenize gerek olmaması sebebiyle önerdiğim bir işlemci gençtir. Zaten önerdiğim kasaların çoğunda Ryzen 5 5500 oluyor. Uygun fiyatta olanların, 20 bin lira altında olanların sadece önceki videolarda. Bu videoda da bir tane belirlemek istiyorum şahsen 5500'ü. Evet. Bir tane 6600 var. Şurada Alamet Melon kasası var gördüğünüz gibi. 6650 XT'li. Ve baktığınız zaman da bakın burada 6600'lü kasalar var görüyor musunuz? Bak, burada 6600 XT var. Bu iki ekran kartı arasındaki fiyat farkı diyorum. Performans farkı gerçekten ciddi bir oranda. Şöyle göstereyim size. Ne diyor yedekleyin mi? Abi ne yedek demesi opera ya. İşim gücüm var. GPU userbenchmark.com açtık tamam mı gençler? Bu siteyi. Bu siteyi niye açtın abi? Bu sitede ekran kartlarının böyle bir sizlerde bir fikir edindirebilecek kıyaslamaları var gençler. Yani sıralaması var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bizim Mehmet Melevon kasasında olan ekran kartı neydi? 6650 gençler. Gördünüz mü? Şimdi biz bu kasayı bulacağız. Nereden bulacağız? Bir sonraki sayfadan bulacağız. Bu sayfada yok. 6650 XT miydi? Normal miydi? Yok normal yok herhalde zaten de. XT değil mi? Evet. Bakın görüyor musunuz? XT.
Gördüğünüz gibi 6650 XT. Bakın 6650 XT %110'luk bir performans vermiş bir ekran kartı. 6600'e bakıyoruz. 6600 %86. Yani %86 değil de birazcık bu birazcık düşük puan vermiş aslında da. Yani bunun bir %95 oranında falan olması lazım yani. Birazcık düşük ekran kartları çok olduğu için 6600'de. O yüzden birazcık puanını düşürmüş ekran kartı. Yoksa bu ekran kartı 3060'a denk bir ekran kartı gençler. Onu bir söyleyeyim. Yani burada 2060'ın altında bile kalmış ama yani %90'lık 2060'ın altında bile kalmış ama bu da büyük bir ihtimal 6600 test edilen 6600'lerin çoğu düşük performans veren ekran kartları yani Asus MSI falan değil diye düşünüyorum. Test ettikleri yani. O yüzden böyle bir sıkıntı olmuş yani. Yoksa 3060'a denk bir ekran kartı bu ekran kartı 6600 genel. Bazı oyunlarda 6600 geçiyor, bazı oyunlarda 3060 geçiyor ama yani genellikle 3060 dengi bir ekran kartı gençler. Yani ortalamayı aldığınız zaman öyle söyleyeyim. Şimdi yani otomatik olarak zaten Metmelon kazası burada öne çıkıyor zaten fiyat olarak da 20 bin liranın altında kalması sebebiyle gençler 19 bin lira alabileceğiniz 20 bin lira altında en uygun fiyat performans kasalardan biri hala Gaming Gen'de öyle söyleyeyim. Burada baktığınız zaman burada 6600 var. Yani 6600'lü kasalardan ziyade Gaming Gen'de bakın burada Gaming Gen'de 6600'lü kasalar var uyguna. Mate Bellavion kasasından daha uyguna. Gençler. Yani burada Synergy'deki bu kasayı almak bana mantıklı geldi. Yani 6600'lü bir RX 6600'lü bir kasa istiyorsanız 17 bin lira bu. Bakın en uygununa bakıyorum. 18 bin lira gördünüz mü? Yani burada Synergy Vooch nasıl bir isim ya? Vooch otomatik olarak öne çıkıyor gençler. Öyle söyleyeyim yani 6600'lü kasalara içinde. Yani burada Gaming Gen'deki 6600'lü kasaları önermiyoruz. Metmelon direkt kendi kasasını öneriyorum burada. 19 bin liraya. Gençlük. Zaten burada da 6600 var. 6600 XT var. Zaten 6600 XT'li bir kasa önerdiğim için bakın Metmelon kasasını. Bu kasalar otomatik olarak geçiyorum gençler. Çünkü daha uygunu önerdim ben aynı ekran kartlı bir kasayı. O yüzden geçiyorum. Burada 4060'lı bir kasa var. Gördünüz mü? 4060. Peki Synergy'de 4060 olarak en uygun ne var? Ona bakalım bence. Bunda ne var? 4060 mı var? 3050 var. Bu zaten 6600'lü bir kasa. Şuna bakacağız gençler. 20 bin liralık, 21 bin liralık kasaya şunu açalım. Bak burada da 4060 uyguna geldi gördünüz mü? Ryzen 5 5500 de bunun işlemcisi harici bir işlem soğutma ihtiyaç kalmıyor galiba. Bu arada şey de söyleyeyim. Aklıma geldi bakın. Şu kasada yani belki anakart falan yükseltmesi yapmanıza gerek yok ama yani şunu yükseltin bence. Fiyat paranız 700'e 400-500 liraya. Yani şöyle bir yükseltme yapın bence gençler. Neden abi? Bakın okuma yazmasına bakın. Bakın okuma 7000 MB. Yazma 4700 MB. Bakın bir de şu GoodRAM'in performansına bakın. Okuma 2000, yazma 1600. Gördünüz mü? Dolayısıyla burada bir yükseltme yapmak bence şart gençler. Öyle söyleyeyim. Haberiniz olsun yani. İşlemci soğutucuya gerek yok burada. Onu söyleyeyim. Gençlik. Çünkü işlemcinin stok fanı kendini soğutabiliyor. Evet.
Şimdi burada i3 12100F güçlü bir işlemci olduğu için ve yaz aylarında, en azından öyle söyleyeyim sizin için, yaz aylarında yüksek grafikli ultra açmanız zaten, yani bu ekran kartıyla büyük bir ihtimal oyunları ekran ultra'da açacaksınız ya da high'da açacaksınız yani. Dolayısıyla işlemciye de oyunlarda yükleneceği için ve yük bindiği zaman çok ısınacağı için stofanı kendisi soğutamıyor bu işlemciyi gençler. Yani bilmiyorum stofanı değiştirdiler mi, hala değiştirmediler diye biliyorum ama. Dolayısıyla bu işlemciyle bir sıvı soğutma almanız gerekiyor gençler. Öyle söyleyeyim. Sıvı soğutma en uygunundan ne var derseniz 2000 liralık bir soğutucu var gördüğünüz gibi. Yani otomatik olarak 22 bin liraya çıkarıyor zaten bu kasanın fiyatını gençler. Gördüğünüz gibi. Ancak bu 4060'lı ve Ryzen 5 5500'lü bir kasa bulursanız, şuradan baktık biz en son. Buna baktık. Şuna baktık. Tamam, bundaydık işte. Şunu geç. Şunu da geçtik, değil mi? 6650, tamam. Şu Vulkan Ryzen 5 5500 MPK diyor. Yani burada soğutucu almanıza gerek yok gençler. Çünkü Ryzen 5 5500'ün kendi stok fanı soğutabiliyor işlemciyi. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu kasayı da listeye ekleyebilirsiniz. RTX 4060 isteyenler için, 4060'lı bir kasa isteyenler için. Yani burada en uygunu şu gençler. 6600'lü kasa olarak. Bu bir. İkinci Mad Melon kasası. Üçüncü de bu gençler. Bu kasa zaten liste şeye, açıklamaya eklerim seçtiğim kasaları. Üç tane kasa şu anlık kafadan belirledik. Gördüğünüz gibi. Geçtim geriye. Vulkan. Bak buraya yaz, bir yerlere not almak lazım aslında da. Vulkan mı ekledik biz şimdi ha? Vulkan ekledik. Mad Melo ekledik. Bir de şu kasa ekledik. Vunch. Sinerji Vunch. Gençler. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Fiyat olarak nereye kadar çıkacaksın abi? 30 bin liraya çıksam yeterli diye düşünüyorum gençler. Böyle söyleyeyim. Şimdi. Buna baktık. Neyi önerdik biz şimdi? Vulkan'ı önerdik. Değil mi Vulkan? İşlemciden dolayı gençler. Ben bir dakika, ben bir liste yapayım yine. Liste yapmazsam sıkıntı olabilir gençler. Neden abi? Unutabilirim çünkü. İnsanlık hali. Unutkanlık baş gösteriyor sonra. Evet. Şimdi şeyi seçtik. Vunch'u seçtik. Vunch'un linkini kopyala abi. Şuraya yapıştırdık. Ondan sonra. Yine Mad Blue'un kasası var. Yine her videoda Mad Blue'un kasasını önermekten bıktım abi ya. Başka kasa çıkarın lütfen ya. Buradan Mad Melo izliyorsa beni çok komik olur aslında da. Mad Melo izliyorsa beni lütfen şu kasayı ne yap biliyor musun? Gerçi donanımdan anlamıyor adam da. Neyse. Yani burada şey, M.2 SSD nerede? M.2 SSD şey, SSD nerede? Ha. Burada bakın yükseltebilecek şeyleri söylüyorum gençler. Hazır mısınız? 450 gerek yok. Yükseltmeye gerek yok gençlik. Corsair XPG 3600 200 lira. Aha, buldum yükseltmeye gençler. Şu birinci yükseltme. Tamam mı? Mad Melo'nun kasasına bak. İkinci yükseltme olarak da şu diyeceğim de çok fazla fiyat farkı varmış. O yüzden gerek yok. 1 TB istemiyorsanız tabi. İstiyorsanız zaten yükseltirsiniz de. Çok fazla ya. 1000 lira. 2000 lira hatta. Ne 1000 lirası.
Şeyi yükselttik, RAM'leri yükselttik gençtir. Zaten onu yükseltebiliyoruz. İşlemciye baktığınız zaman 183 liraya bence yükseltilir yani bu şey işlemci gençler. Ben de yükselttim yani. Ondan sonracığıma hard disk yükseltmesi yapalım mı diye soranlar olursa gençler. Fare de dönmüyor ki ya. Mousepad'im bozuldu da. Mousepad dokunuyor da o yüzden. Burada hard disk olarak alalım mı hard disk diye sorarsanız gençler. Eski nesil oyunları oynuyorsanız alın derim. Yani SSD gibi hızlı yükleme gerektirmeyen oyunları oynayacaksanız hard disk alabilirsiniz. Onu söyleyeyim gençler. Yani eski nesil oyunları oynayacaksınız. Son çıkan oyunları değil de yani işte rekabetçi oyunları, işte Rocket League, ondan sonra CS olur. Geç CS olmayabilir ama CS de artık CS2 oldu ya olmayabilir ama Rainbow gibi ondan sonra bu tip eski oyunlar oynayacaksanız yükleme ekranını çok gerektirmeyen burada hard disk alabilirsiniz diye düşünüyorum gençler. Zaten burada en mantıklı seçenek şu ya 2000 lira bu yani. Evet. Gördüğünüz gibi depolamamız da arttı böylelikle. De eski oyunları bunun içine yükleyebilirsiniz yani. Nadir eski oyunlar derken yani atıyorum siz nostaljik oyunları seviyorsunuzdur. İşte ne bileyim FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17 oyunları oynamak istiyorsunuzdur. O yüzden hard disk alın derim gençler. Ama yok ben yeni nesil oyunları oynayacağım diyorsanız işte ne bileyim Cyberpunk gibi işte son çıkan ne oyunun adıydı ya? Oyunun adı neydi ya? Oyunun adı neydi ya? Son çıkan Baldur's Gate 3 gibi işte ne bileyim bir tane daha oyun vardı da Red Dead Redemption 2 gibi ondan sonra cıma bir şey daha vardı. Bir oyun daha vardı da Alan Wake 2 gibi bu tip oyunlar oynayacaksanız depolama birimini almanıza şey hard disk almanıza gerek yok gençler. Şey nerede? M.2 SSD'nizi yükseltin derim ben burada yani 1 TB'a yükseltin derim en azından öyle söyleyeyim. Haberiniz olsun bu konuda. Evet. Şimdi bunu da ekleyelim listeye. Ekledik mi biz bunu listeye? Eklemiştik zaten. 4060'lık alsaydı ekleyelim. Nerede o? Vulkan mıydı? Vulkan olması lazım galiba. Birazcık geç çıkıyor site ya. Bu siteyi hızlandıramadılar bir türlü ya. Enter, enter, yapıştır. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 tane kasa belirledik. Burada 7600'lü kasalar başlıyor. Gördüğünüz gibi 7600'lü kasaya bence gerek yok gençler. 7600 XT'li bir kasa görürsem ama üstüne atlarım her türlü. Onu söyleyeyim. 16 GB RAM'li çünkü o ekran kartı. O yüzden yani. 4060, 4060, 4060, 4060, 6650 XT hala, 3060 Ti. Bir daha 4060, döne 4060, geçiyorum 4060'da kasaları gençlik. Ti mi gördüm ben bir yerde? 4060 Ti mi gördüm? Benim hayal mi gördüm? 3060 Ti'ymiş o ya. Hayal görmüşsün gençler. Hayaller 4060 Ti, hayatlar 4060 mı oluyor? Ne oluyor şimdi? Fiyat yükseltmesine devam ediyorum. Üçüncü sayfaya geçtim. Bir tane 4060 Ti'li kasa buldum. Burada 4060 Ti'li kasa var mı? 4060'lı Ti'li kasa aranıyor şu anlık. Gençler hızlı bir seri bir şekilde bulalım. Bir tane 3060 Ti değil oğlum ya. Hala 3060 Ti çıkıyor ya.
4060 Ti var mı? 4060. Yok mu ya? Ana. 4060 var. 6750 XT var. Gerçi 26.000 liraya çıktı fiyat. Burada kaç bin liradayız? 23.000 liradayız burada. O yüzden 4060 Ti'lik kasayı da listeye eklerim. Buna tabi işlemcisi i3 12100F olduğu için gençler. Buna bir soğutucu yüksek alın yani bir tane. Şöyle uygun ondan. 2000 liraya artık hangisine yetiyorsa bütçeniz. En azından bir 2000 liralık soğutucu alın derim. Zaten 25.000 liraya çıkıyor otomatik olarak fiyatı. Ufak bir soğutucu eklemenize rağmen en uygunundan. Şimdi bunu da ekledik. Bunları. Tamam mı? Kaç tane kasa oldu şimdi? 4 tane kasa oldu. Evet, 25.000 lira. Bir tane de 27.500 liralık bir kasa bulabilirsek, yani kasa yükseltmesi derken yani ekran kartı yükseltmesi yapıp da 6600 4060 geç. Bunları geç. Gayret. Bu 14100F mi? Nasıl ya? i3'ün 14. nesili çıktı mıydık? Ben niye hatırlamıyorum? i3 4060 Ti 4070 ya da 6700 kaçtı? Şu kasadan 6750 XT'den daha güçlü bir ekran kartı arıyorum da gençtir. Öyle söyleyeyim yani. 8 GB'lık değil yani 12 GB'lık bir ekran kartı arıyorum şu an. Ve bulamıyorum hala. Bulamamaya devam ediyorum. Büyük bir ihtimal şu Xeon olacak sıradaki sistem. Çünkü daha iyi bir ekran kartı göremedim. Evet. Aramaya da devam ediyorum hala ama yok. 4070 yok. Aha. 7600 XT. Hele şükür bir kasa bulduk ya. 7600 XT'li. Bunu da ekleyelim bence listeye. Bunu da tabi işlemci soğutucu ihtiyacınız var gençler. Onu da söyleyeyim. 10 tane kasa belirlesem yeter herhalde ya. 2, 3, 4, şöyle 5. Dur lan. Tamam mı? Gençlik. Bakın her türlü ekran kartı var. Bak 6650 XT. 6600. Başka ne var? 4060 var. 4060 Ti var. Ondan sonra 6750 XT var. Gördüğünüz şekilde. Şimdi ben ne arıyordum? Şu. Bunu da tabi 7500F olduğu için gençler. Bunu da bir soğutucu almanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim yani. Ve demont olarak gönderiliyormuş. Siz monta edeceksiniz yani bu soğutucuyu. Gençlik. Gördüğünüz gibi. 7600 şeyi SSD'si ne bunun? SSD yükseltmesine gerek var mı? Evet var. Gençlik. Okuma hızlarını görüyorsunuz zaten. Bakın bunun da yazma hızını görüyorsunuz. Bunun da okuma hızını görüyorsunuz. Yazma hızını görüyorsunuz. Yani 300 liraya hak eder her türlü. Gençlik. Buna gerek yok da. Şu olabilir belki. Evet. 1000 lira fazlasına 1 TB'lık şey güzel olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında zaten çok da
şey yapmaya gerek yok, yükseltmeye gerek yok diye düşünüyorum yani. En azından 1 TB'lık bir M.2 SSD'niz olsun böyle bir kasayla yani. 7600 XT var yani gençler. Öyle söyleyeyim. Şurada bir bakarsak şeye. Isilon'u ekledim mi ben bu listeye? Ekledim. Değil mi? Ekledim. Ekledik. Şimdi burada asıl mesele 7600 XT'li bir kasa bulmakta gençler. Isilon değil. 7600 XT. 7600 XT. Hala yok. Geçtim sonraki sayfaya. 3060 Ti ne ala oğlum bu fiyatlarda ya. 6750. Şunda ne var? Aha 7600. De bunun işlemcisi birazcık daha düşük kalıyor şeye göre. Buraya göre. Gençtir. 7500F'e göre biraz daha düşük kalıyor. O yüzden ben bu kasayı öneririm abi. Zaten bunda da otomatik olarak 30 bin lirayı geçecek gençler. Ben bu kasayı da ekledim listeye. Şimdi kaç tane kasa oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kasa oldu. Biz bunu ona tamamlayalım. Birazcık daha fiyat yükseltelim. Bence. Gençler şu anlık 30 bin liradayız. Yükseltirsek fiyatı otomatik olarak zaten bu kasa geçen videolarda da öne çıkmıştı. Şu kasa 7700 XT ile kasa direkt öne çıkıyor zaten. Evet. Şurada ne var? Kaç bin lira lan bu? Bunda da zaten işlemciyi soğutucu almanız lazım. Gördüğünüz gibi. 30.398 liraya çıktı. Aha burada görebilirsiniz. Gördünüz mü? 7700 XT'li bir asa varıyoruz şu an. Ama bulamıyoruz bu fiyatlarda. Şeyde, sinerjide. Aha buldum. 36 bin lira. Of. İşlemcisi iyiymiş yalnız bunun. 36 bin lira. Bunda ne var? Ryzen 5 5600 var. 13400F var. Ortalık karıştı. Anakart yükseltmesi yapmaya gerek yok gençler. 3600 MHz RAM'ler destekleniyor bu anakartta diyebiliyorum. Nerede anakart? 4600'e kadar destekliyormuş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 3600'e yükseltmek burada mantıklı bir hareket olur gençler. Yani en azından 125 lira verip ya da XPC'nin 200 lira verip daha mantıklı olabilir. Öyle söyleyeyim yani. Şöyle. Bu şekil. Yükseltme yapılması gerekiyor bu kasaya. 30 bin lira 940 bin lira oldu. Ben bunu listeye eklerim gençler yine. Önceki videolarda da eklediydim galiba. 7600'lü kasa ekledik. Bir tane de 7700'lü kasa ekledik. 7700 XT ile. Şimdi kaç tane kasa oldu? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasa oldu. Evet, 7 kasa oldu. Burada da 7700 seviyesine geçiyoruz. 4070 seviyesine. 7800. Oo, güzel. Bak, Synergy eskisine göre daha fazla uygun fiyatlı ürün sunmaya başlamış. Bu güzel haber. Eskiden bu kadar yarışamıyordu Gaming kendi. Gaming gene her türlü alıyordu. Ay ay. RX 6800 var. 28 bin liraya. Hala 30 bin liraya geçmedik burada ya. Normal fiyat olarak. Gerçi geçtik normalde de. Kaça kadar gidiyor? 44 bine kadar. 44 bin fazla olur ya. 40 bin yeterli ya. 40 bin yapalım biz bu. Evet. 40 bin yapalım. 40 bin. 40 bin iyidir.
Şimdi burada 6800'lü bir kasa var. 30 bin lira altında gençler. 6800 nasıl bu ekran kartı abi diye sorarsanız hemen cevaplayalım bir dakika. 6800 burada. Gördünüz mü? 4060 Ti'ye denk bir ekran kartıymış. Aslında 4060 Ti'nin daha fazla performans verir ya bu ekran kartı. Gençler 4060 6816 GB gördüğünüz gibi. Gençler 16 GB olduğu için zaten ekran kartı. Burada gerçekten iyi performans verebilir yani bu ekran kartı. Bir de şeyin MSI'ın. O ekran kartına bak. Keşke benim olsun. Nerede kaldıydık? 7700. 7700 zaten 6800'den çok daha iyi bir ekran kartı aslında da. La yanlışlıkla açıyorum şu şeyi ya. 6800 de öyle kötü bir ekran kartı değil ya. Ama yani bence bir mırın kırın edebiliriz bu ekran kartına ya. Yok gerek yok ya. Bakın burada zaten 4060 Ti'li bu kasa belirledik. Ona denk yani 4060 Ti'den birazcık daha iyidir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü 4060 Ti 8 GB'lık bir ekran kartı. Bu 16 GB'lık bir ekran kartı. Biraz daha iyidir diye düşünüyorum. Yani buradaki nerede şey? %143 değil de şu 3070 Ti'ye falan denk performans verir diye düşünüyorum 6800 gençler. Yani öyle söyleyeyim. 7700'lü bir kasa belirlediğimiz için zaten 6800'lü bir kasa eklemeye de gerek yok diye düşünüyorum gençler. Burada listeye. Şimdi devam ediyorum. Yine uygun fiyatlı çok fazla kasa var burada. 7600'lü kasa bir belirledik zaten. O yüzden belirlemek istemiyorum yine. Burada da var yine 7600'lü. Fiyat olarak çok yakınlar birbirlerine. Gaming kendi gençler. Bu da bence gayet iyi yani. Yani 7700'lü bir kasa ile 7600 XT'li kasa yakın birbirlerine yani. Gençler. Yani burada sizin belirlediğiniz ekran kartı rol oynayacak bence. Hangi ekran kartını belirlerseniz ben de her türlü ekran kartı için yani 6600 isteyen için işte 6650 XT ondan sonra 4060 4060 Ti ondan sonra 6750 XT 7600 XT 7700 XT gençler gördüğünüz şekilde 1 2 3 4 5 6 7 3 tane daha kasa belirlemeye çalışıyorum da şu anlık. Biraz zor. Hakikaten zor yani. Fiyat olarak birbirlerine yakınlar. Şimdi 7700'ü belirledik. 7700 burada 3080'den daha iyi bir ekran kartı diye düşünüyorum. 7700 ya da yakındır diye birbirlerine diye düşünüyorum. Gençlik çok da fark yok arasında zaten performans olarak burada. 4070 ile 7800 XT'yi denk gördüğünüz gibi. Yani burada 7800 ve 4070'li bir kasa bulursam üstüne atlarım diye düşünüyorum gençler. Evet çok da atlamayalım tabi. Nerede 7800? Var mı 7800? 7700 var hala. 6800, 7700. Bir sonraki sayfa. 15 sayfa varmış oğlum ya. 15 sayfanın tamamını bakamam ben ya bu videoda. 8. sayfaya geçtim.
şeyde, Jamie Gen'de. 7000, 4070, 7800 aynı fiyat. İşlemcileri aynı. Ama ben burada şahsen Asus kalitesini tercih ederim gençler. Galaxy'dan ziyade. Öyle söyleyeyim. Aynı fiyat. Çünkü ikisi de gördüğünüz gibi de belki aynı fiyat değildir. Dur bakayım. 32.200. Diğeri kaç lira? Aynı fiyat. Evet. Yani burada Galaxy'ın ekranı 4070 mi yoksa Asus'un 7800 XT'si mi? Gençler, ben burada 7800 XT'yi tercih ederim şahsen. Size öyle söyleyeyim yani. Neden abi? Daha fazla bellek bile geliyor. 16 GB VRAM'i var. Öbürünün 12 GB VRAM'i var gençler. O yüzden. Zaten günümüz oyunlarında VRAM'ler çok fazla kullanılıyor. Yani 8 GB VRAM'i geçecek zaten de. Yani atıyorum Ultra'da açmazsınız da Ultra artı RTX'de açarsınız bu ekran kartıyla yani gençler. Bu 7800 XT ile öyle söyleyeyim. Size yani 4070'i o yüzden eledim. VRAM'den dolayı. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi başka kasa var mı? 7800 XT'nin üstünde. 7800 XT'nin üstünde hangi ekran kartları var? Ona bir bakalım bence. Yani burada baktığımız zaman 7900 XT var. 7900 XTX var. 4090 zaten pahalı bir ekran kartı. Aşırı pahalı bir ekran kartı. Ona güç yetmez gençler. 4080 Super yine aynı şekilde pahalı bir ekran kartı. 4080 de pahalı bir ekran kartı. Yani burada AMD tarafında 7900 XTX almak ya da şeyde Nvidia tarafında 4070 Ti Super almak, ekran kartı olarak tabi en yüksek ekran kartı olarak mantıklı gençler. Çünkü 4090 tabi iyi bir ekran kartı. Yani kötü bir ekran kartı değil ama fiyat performans olarak diğer ekran kartlarının gerisinde kalıyor gençler. O yüzden aynı şekilde bu da, aynı şekilde bu da o şekilde yani. Yani burada alabileceğiniz en yüksek ekran kartı, almanız gereken en yüksek ekran kartı 7900 XTX ya da 4070 Ti Super gençler. Onu bir söyleyeyim. Haberiniz olsun yani. Peki burada ne var? Bunlara denk ya da bunlar gibi. Şu anlık göremedik bir şey ama yani 7900 falan göremedik. 7800 gördük çok fazla. Hadi. Çok yavaş yüklüyor ya. Şurada var mı? 30 bin, 40 bin, 40 bini geçtik bakın burada. Gördünüz mü? Ve 3070'li kasalar var. 4070'li kasalar var yani. Abi burada 4070'li kasalar olmaması lazım. 4070 Ti süper olması lazım yani artık. 40 bin lira civarına bence. O yüzden burada yine bir sınıfta kaldı şey. Sinerji. Çoğunlukla zaten yine GMK'den seçtik kasaları. Gençtir. Yok mu lan? 7900. 7800 var. 4070 var. 7800 var. 4060, 4070, 7800 XT. Evet. Hadi la bir dene la. La bir denecik la. La bir denecik şey kasası veriyor. Ay ay. Evet. Hala 4070 gördüğünüz gibi süper çıktı 4070 süper çıktı. 4070 süper istemiyorum ya. 4070 süper baktığınız zaman gördüğünüz gibi burada. Gençler. Aslında 4070 süper de iyi olabilir ya. Ya gerek yok ama ya. 2800 4070 süper. Nerede gördüm ben onu? Burada mı gördüm? Bu aklımda dursun. Pardus 4070 süper. Bulabildiğimiz en yüksek 40 bin lira altına en iyi ekran kartı şu anlık. 4070 süper gençler ama ben burada 4070
TI süper istiyorum. Gençler. Birazcık fanteziye mi girdim bilmiyorum ama. Yine süper çıktı. Süper. Overclock. Süper. Yok süper değil. Normalmiş. En iyi gördüğümüz ekran kartı süper gençler. 4070 süper. Nerede o kasa? Şu mu? Bu. Bu kasa gençler. 40 bin lira altına bulunabilecek. Alabileceğiniz belli 16 GB olsa bence iyi olurdu ama yani Nvidia tarafında bunu eleştirirsen yani gençler. Yani yüksek ekran kartlarının bile düşük VRAM'leri var bence. Yani bu ekran kartının en az 16 GB VRAM olması lazım. Bence şahsi görüşüm bu benim yani. Öyle söyleyeyim. Gençlük. Yani burada 4000 serisinde 4070 Ti süper bulabilirseniz uygun fiyatlı 40 bin liraya yakın bir fiyatla ama ben bulamadım şu an galiba. Bulabilirsem bir sonraki sayfaya geçip de çok iyi olur. Hadi. Zaten burada şeyleri işlemcileri hava soğutmasını dahil etmiyorlar. Sizin almanız gerekiyor burada gençler. Aha 4070 süper çıktı yine. Ti süper yok mu ya? Ti süper. Direkt süper değil. Ti süper bak. Ti. Ti süper iyiydi ya. Yok mu? Direkt süper çıktı gençler burada en iyi ekran kartı olarak. Mirana. Mirana ne la? Öyle bir isim mi olur oğlum? 4070 Ti çıktı en sonunda. Gördüğünüz gibi. Süper çıktı. Süper. Süper. Yani o Ti mi daha iyi, süper mi daha iyi? Ona buradan bakarız gençler. Bakın. Ti daha iyi. Gördünüz mü? 4070 Ti. Süper birazcık daha aşağıda kalıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden burada Ti'yi bir eklerim ben listeye. Nerede 4070 Ti'nin en uygun hali? Overclock. Süper. Süper. Hala süper. Aşağıda mı kaldı lan? Aşağıdaydı herhalde. Aşağıdaydı. Evet. Şurada bir yerdeydi de neredeydi? Aha burada. Heh. Lunar 4070 Ti. Bunu da ekledim listeye. Gençlik. Lan yanlışlıkla bastım ya. Windows tuşuna. Şöyle aşağıya in bakayım. Enter yapıştır. Gördüğünüz gibi gençler. Evet. İyi kasalar belirledik bence. De bir tane üst seviye, en üst seviye belirleyeceğim bir kasa arıyorum da. Şu anlık bulamadım ya aradığım kasayı. Ti süperli bir kasa 4070. 4080 pahalı kaçabilir, bayağı bir pahalı olabilir. Ama 4070 Ti süper bence çok iyi olur. Zaten Ti ve Super çıkıyor sadece. Yani ikisi birlikte çıkmıyor. Ti Super olarak. Overclock. 13. sayfa. Hadi ya bir tane ya bir tane kasa ya. Aradığım bir tane kasa yani. Ti Super yani. Yok mu? XTX var hala. XTX diyorum. 7700 XT var hala. 4070 süper, 4070 Ti, 4000 abi yok mu ya? Aha buldum. 50 bin liraya. 50 bin liraya Ti süper buldum gençler. Şurada bakalım. Bence 50 bin liraya var mı? Ti süper. Süper. Süper mi lan? Ha, süpermiş. 4070 Ti. Ti. Yok burada yok. Süperli yok. Ti süper yok burada. Bu neymiş lan? 4080. Oo. Bunda ne var? Bunda da Ti var. Yok. Burada Ti süperli kasa yine öne çıkıverdi. Gençlik. Gaming kendi. Hemen yapıştırıverdim listeye de. Yalnız çok iyi liste yapmadım mı ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 10 tane kasa inçtir. Alın size. 10 tane kasa 50 bin lira. Gerçi 50 bin denmez de 50 binin üstünde, birazcık üstünde diyelim. En düşük olarak da 17 bin lira mıydı? Öyle bir şeydi. 10 tane size kasa belirledik. 45 dakikalık bir süre aldı. Güzel oldu bence. Yani burada bütün kasalar için söylüyorum gençler. Bütün kasalar için söylüyorum. Yani dediğim gibi zaten hard disk gibi daha söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Eski oyunları oynayacaksanız bir tane hard disk alın. Yok oynamayacaksanız SSD'nizi yükseltmeye bakın gençler. Şimdi zaten işlemcilerin çoğunluğu yükseltmeye çalıştırdığınız zaman zaten 1500, 2000 lira fiyat vermeniz gerektiği için burada yükseltmeye gerek yok işlemcileri gençler. Burada çoğu işlemciye, yani burada listedeki olan, yani şu 5500 olanlar haricinde şu 3 kasa mı? Bunda ne var? 5600 var ha. Şu 3 kasa haricindeki bütün kasalarda birer tane sıvı soğutma ya da hava soğutucu alın gençler. Şöyle. Bunu söyleyeyim. Tamam mı gençler? Anakart olarak yükseltmeye yine gerek yok. Zaten en uygununu koymuşlar genellikle zaten gençler. Onu da söyleyelim. Ekran kartı zaten değiştirilemiyor kasalarda. Onu geçtik. Şimdi burada RAM konusuna gelirsek. Gençluk. Ne diyecektim ya? Ha. Burada 1x16 mı? 1x32. Bundan iki tane mi alıyoruz? Bir sine kaç tane alıyoruz? İki tane. İki tane almamız lazım bizim burada. Bir tane yetmez bize ya. Bir tane yetmez bize yani ya. Yalnız XPG'nin bu serisi pahalıymış galiba gençlik. 5200. Bizim anakart neydi? Anakart 6000'e kadar destekliyormuş gençler. 6000'de bu var. 2000 liraya fazla yani. Paranız varsa zaten yükseltin gençler. 60 bin liraya çıksın ben öderim diyorsanız, o kadar zenginseniz, yani para biriktirdiyseniz diyeyim, zenginlikle alakası yok bunun aslında da. Burada yükseltme gerekiyor. Gerekiyor derken yani. Yani şundan geliyor zaten otomatik olarak bu kasa gençtir. Burada 32 GB'a yükseltmek lazım bence gençtir. Şu şekil uygununda 16 GB DDR5 DDR4 sistemlerde yeterli olabilir ama DDR5 bir sistemde 16 GB RAM yeterli gelmez diye düşünüyorum gençler. Bu yüzden bu kasada RAM'inizi yükseltin 32 GB'a. 16 GB kalmasın yani. Bu konuda da önerim bu yani. Gençlik. Şöyle gösterelim. Bakın burada 38 mi? 36, 30. Yani burada en mantıklı seçenek bu gençler. 32 GB'lık RAM. Tek kanal mı bu yoksa iki kanal mı, onu anlamadım. Bakın bunu iki yaptığınız zaman, iki yapmak daha mantıklı. 32 artı 32. Gördünüz mü? Şimdi iyi oldu kasa bence. Bence gayet iyi oldu. Yani bunu da seçip iki yaparsanız kötü olmaz. Yani kötü olmaz ama burada ya bunu iki yapın. Bakın burada ya bunu 16 artı 16 yapın. 32 olsun. Ya da bunu 32 artı 32 64 yapın gençler. Öyle söyleyeyim yani. Tek kanal almayın RAM'leri. Tek kanal performansı düşürüyor çünkü oyunlarda. Tek kanal RAM kullanmak. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında M.2 SSD'lerin zaten performansları ortada gençler. Ya okuma ve yazma hızları yazıyor zaten. Ne olup olmadığı gençler. Yani baktığınız zaman burada değer mi bu 500 liraya performans yükseltmesi yapmak? Hafiften değebilir gibime geldi. 1 TB zaten. İkisi de 1 TB. 2 TB yok mu abi? 2
terabayt birazcık daha pahalı. Gördüğünüz gibi evet 3000 lira, 3500 liraya fazladan verebilir, alıp alabilirsiniz. Yani burada Samsung da yeterli değil bence performans olarak. Yakın zaten çok farkı yok aralarında Kingston'la, ama burada Kingston'un şu SSD'si bir gözüme çarptı gençler. 1500 liraya farkla. Bunu da ekledim listeye, gördünüz mü? Gayet güzel bir yükseltme oldu bence. Performansı gördünüz mü gençler? Yani 1500 liraya bu performans eder bence, öyle söyleyeyim. Onun dışında zaten kasa falan, bunlar cart curt, bunlar siz kendiniz seçersiniz. Monitörü falan. Şurada uygun bir monitör var. 170 Hz'lik. Gayet yeterli olacaktır bence. MSI'ın. Gençler. 4500 liraya. Zaten 60.000 lira oluyor otomatik olarak. Yani ben sistem toplasam böyle bir sistem toplardım. Para sıkıntısı olmasa bende. 60 bin liraya bir sistem toplardım. 100 bin liraya bir sistem toplamaya gerek yok bence gençler. Yani tamam. Burada 4090, 4080 süper, 4080, 7900 XTX gibi ekran kartları var, ama yani buradaki ekran kartlarının fiyat performans oranı şu haricinde, şu üçünün fiyat performans oranı düşük bence gençler. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden bu tip bir ekran kartı 4070 Ti Super, 4700 XTX seviyesindeki ekran kartları bence en mantıklı alabileceğiniz en üst seviye ekran kartları gençtir. Yani 4090 tamam, dediğim gibi iyi bir ekran kartı, çok iyi bir ekran kartı günümüzde. Ancak fiyat performans oranını pek beğenmiyorum. Çünkü fiyatı pahalı, bildiğiniz gibi hayvan gibi. Araştırırsanız zaten fiyatını görür görmez gözleriniz belirtir yani. Aynı şekilde bunların da öyle. 4080 serisi öyle yani. 4090 ve 4080. O yüzden 4070 Ti süper. Benim ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir ekran kartı oldu. Fiyat performans olarak Nvidia tarafında. AMD tarafında uygun bir ekran kartı arıyorsanız, çok da fiyat olarak yükselmesin diyorsanız, en uygun bence bu ekran kartı yeterli gençler. 6700 XT. Öyle söyleyeyim yani. En uygun olarak. İyi bir ekran kartı arıyorsanız yani, öyle söyleyeyim. 4K bir ekran kartı arıyorsanız 6700 XT gayet yeterli diye düşünüyorum. 7600 de zaten denk, gördüğünüz gibi. Öyle gözüküyor yani bu sitede de çok fark yok aralarında yani. Gençler. O yüzden ikinci elde 6700 XT bulabilirseniz ikinci elde iyi olur. Ama yok, bulamazsanız zaten 7600 XT var normal sıfır hali. Çok ikinci ele düşmemiştir diye düşünüyorum 7600 XT'nin. O yüzden 6700 XT ikinci elde gayet size iyi bir performans verecektir şayet test edin, alın tabi alırken ekran kartını gençler. Öyle söyleyeyim. 10 tane kasa belirledik. Gördüğünüz şekilde. Hepsi birbirinden güzel kasalar bunlar. Dediğim gibi burada benim param olsa, para sıkıntım olmasa yani, sınırsız param olsa, yani burada alacağım en mantıklı seçenek bu gençler. Yani Ti süper. 4080 almam ben gençler. 4090 da almam. Neden abi? Dediğim gibi fiyat performans oranını beğenmiyorum bu kasalı şeylerin. Fiyatı Türkiye şartlarında zaten pahalı gençler. O yüzden beğenmediğim için fiyat performansını, ekran kartını beğenmiyor değilim ha. Ekran kartı güzel. Yani 4080 serisi de güzel, 4090 da güzel, ama burada fiyat performans oranı, yani verdiği FPS oranını diğer kartlara nazaran beğenmiyorum gençler. 4K'da tabii, 4K çözünürlükte, öyle söyleyeyim. O yüzden benim için 4K'da 4070 Ti süper. Benim için yeterli gençler. O yüzden de benim en mantıklı
Yani para sıkıntım olmadığı takdirde alacağım kasa tipinde bu tip bir kasa olurdu. Öyle söyleyeyim yani. Cinçlik. Bir tane de 170 Hz monitör ya da 240 Hz monitör artık. Hangisi? 240 Hz monitör alırdım büyük bir ihtimal. Para sıkıntım olmasaydı şayet. Öyle söyleyeyim yani. Cinçlik. Bunda ne varmış? Bu boşmuş. Bunu niye açmışsın ki? Neyse. Böyle söyleyeyim yani gençler. Kısaca. Dediğim gibi bütün kasalarda tekrardan söylüyorum. Soğutucu alın. Sıvı soğutma ya da hava soğutma. Eski nesil oyunları oynayacaksanız hard disk alın. Ondan sonra başka ne diyecektik? RAM'lere dikkat edin. Uygun fiyatlı başka bir RAM varsa 3600 mesela 3200 MHz RAM koymuşlardır kasaya. Ancak 3600 MHz RAM'lerle arasında pek fiyat farkı yoksa 3600'e yükseltin gençler. Onu söyleyeyim. Onun dışında SSD'lerde de dikkat edin performanslara geçtir. Yani şuradaki gördüğünüz 1500 liralık fark bence eder. Yani 7000 MB okuma 6000 MB yazması var bu SSD'nin gördüğünüz gibi. Bu fiyat farkı eder. Her türlü eder yani 1500 liraya korkmayın. Paranız da varsa tabii. Paranız yoksa zaten bu SSD'yi almazsınız da. Paranız varsa bunu alın derim. Her türlü eder yani. Ama yok benim o kadar param yok derseniz de bu SSD yeterli olacaktır diye düşünüyorum gençler. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında zaten monitördür, vıttırdır, zıttırdır, klavyedir, kulaklıktır, mouse'dur. Bunlar falan insanın kendisine kalmış şeyler. Yani ben burada en pahalı fareyi önersem bile bazı insanlar kullanamaz bu fareyi, oynayamaz oyunları yani. Burada sizin aşina olduğunuz markalar önemli gençler. Yani mouse'dur, kulaklıktır, klavyedir. Bunlar da sizin aşina olduğunuz, bildiğiniz, en çok kullandığınız markalar önemli. Ben burada en çok kullandığım markalar ne abi? Benim şahsi görüşümü sorarsanız ben burada fare olarak Rampage kullanıyorum gençler. Rampage de gayet uygun bir fiyatlı bir marka. O yüzden kullanıyorum farede. Kulaklıkta Gain Booster kullanıyorum. Yine Gain Power'la bu Gain Booster yine uygun fiyatlı kulaklık markası. Klavyede şu anlık Everest kullanıyorum ama Rampage'in mekanik klavyelerini düşünüyorum almayı. Param olursa tabii öyle söyleyeyim gençler. Bunlardan da ipucu vermiş olayım böylelikle. Haberiniz olsun yani. Neyse. Bir saat oldu. Bu bir saat boyunca sıkılmadan izlediyseniz teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek sistem önerileri hazır sistem önerileri videosunda görüşürüz. Yine bir ay sonuna falan çekmeyi düşünüyorum. Bir ay, 1,5 ay. En fazla 2 ay sonuna yani. Öyle söyleyeyim. Zaten 2 ay sonuna 4. ay, 5. ay. Şeyde çekeriz. Şeyde karnelerde çekeriz. Karne okullar tatil olduğu zaman gençler Haziran ayının ortasında bildiğiniz gibi o zaman çekerim diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde bir hazır sistem önerileri. Haberiniz olsun yani gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Şeyde söyleyeyim. Merak edenler oluyor abi oyun videoları ne zaman gelecek diye de. Şu anlık Kınasıkal TV'ye yükleniyorum gençler. Yükleniyorum derken yani Kınasıkal TV'de oyun videoları atıyorum. O kanalın bir oyun serilerini düzene soktuğum zaman, düzenlediğim zaman yani bazı serileri bitirmeyi düşünüyorum çünkü belirli bir süre sonra. Onları düzene soktuğum zaman bu kanala gelip yeniden oyun serilerine devam edeceğim. Bu kanaldaki oyun serilerini bitirdikten sonra devam serileri, bu kanaldaki oyun serilerinin devam serileri Kınasıkal TV'den devam edecek. Yani öyle söyleyeyim. Devam serileri derken yani mesela şu anlık ne çekiyorum oyun olarak? PES 2013'ü çekiyoruz mesela analik. PES 2012'yi bu kanalda çekmeyeceğim gençler. Neden abi? Oyun serileri yeterli seviyede izlenmiyor bu kanalda ama donanım önerileri daha iyi izleniyor. O yüzden donanım çekmeye karar verdim. Donanım işte oyun önerileridir. Donanım önerileridir. Vlog serilerdir. Yani oyun dışı oyun çekmediğim serileri
çekmeyi düşünüyorum bu kanalla gençler. Haberiniz olsun. Bir saati devirdik yine. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Gittim ben. Gittim ben. Gittim.